Ha <laughs> sıçanlar ilk keşfedildiğinde sıçıyorlar mıydı? Yoksa üzerlerinde ilk deney yapıldığında mı sıçtılar? Hayvanın da morali bozuldu. Pencereye çıkarayım da hava alsın. Kesin kaçar. Ben de enayiyim burada. Hadi sıçanım. iyi seyirler. Doya doya bak. Aa, aşağıda bak kimler var. O serseleri yukarıdan kafalarına bir şeyler atayım. Sonra da onlara gelecek felaketten bahseden küçük bir not bırakırım. Geçecek diye o kadar hızlı okudum ki geçmedi bu sefer de. Sıçan çocuğun valdından haberleri olsun ve kaçacak dedik arasında. Sıçanımı da kafesine geri koydum. Şimdi serseleri atacak bir şey bulayım. Niye sıçan atmadık oğlum? Yapar Oza bir yapar öyle şey. Serseleri bir şeyler at. Sıçan çocuğun ilk faaliyeti olacak. Don atamıyor mu? Yok mu ettiğin gibi bizim bir don Domates mi atacağız? Domates iyi fikir. <laughs> üf, üf. O ne gereksiz bir şeydi lan ama o. Gereksizini bıraktım nasıl tutturdu lan? Bak bu sefer de ilk o kadar geçtik. Level atladım. Tam böyle kağıdan uçak attım. Bir sıra ölümdeki bebeğin ensesine atacağım. Çağ hocaya gittiydi lan. Tam hocanın göbeğine mi geldi, bacağına mı ne geldiydi gördüydüm dedi. Kim attı lan bu domatesi? Abi atan bir uçak yollamış. Uçağın üstünde bir şeyler yazıyor. Artık o kadar da terörist Karşınızda bir süper kahraman var. Süper mi? Korkak olmasın. Anladılar mı lan? <laughs> adı çok komik. <laughs> Neymiş adı? Sıçan çocuğu. Ya, oh, ne iğrenç gülüyorsun abi ya. Şimdi gülün bakalım. Beni karşınızda görünce ne yapacaksınız acaba? Ünlem 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 ünlem. Döndüm. Oğlum kapıya bak Bakmayayım anne İtaat etmeyeyim bir kere de bakmayayım Evet bakıyorum bize kapı Espri yapma da aç şu kapıyı Yapma Ha iyi iyi Oğlum kim geldi? Baba Ekmek almış mı? Yo. <laughs> niye almamış? Bilmiyorum Sorsana babana Soruyorum baba sana niye almadın? Unutmuşum Haydi koş ekmek at gel ne dedim lan ben? Bayit koş ekmek al. Ya of. Hadi oyalanma. Bıktım küçük çocuk olmaktan. Kaşlar çatıldı ufaktan. Oğlum nereye gitsene ekmek almaya. Tamam gideceğim. Ama sıçan çocuk bile gideceğim. Bunu o dönemde yapınca tamam da şimdi Twitter'dan bir daha çıkamayacaksın sen. Evdekilerin beni görmeden dışarı çıkmam lazım. Lan bütün mahalleye rezil olacak evdekilere taktı bebeğe. Annemle babam da televizyon seyrediyorlar. Babam zaten görmez beni. Annemin de bakmada bir anda mutfağın önünden geçmem lazım. Eksim başlıyor benim için. Bayit oğlum bu ne? Abi? Kafanı çevir abla. Abla ne? O ne oldu lan? Ne yaptın lan kendine? Pardon teyze bir de yolda araya çarptı. O da neydi öyle? Anam an abuzettin. Abuzettin ne özlemişim lan. Oğuz abi seni ilk defa iyi bir şey yaptığın için alkışlamayı istiyorum. Aha yardıma muhtaç görünen bir vatandaş. Allah yardım etsin vallahi abimize benziyor. Abimizin türünden mi bu? Merhaba bayan. Sizi üzgün gördüm. Ne oldu? Bir sorun mu var? Aa, ay sen de nesin böyle? Sen nesin lan? Ben bu mahallenin süper kahramanı sıçan çocuğu. Emrinizdeyim. Yardıma muhtaç hanım efendim. Ay başka isim bulamadın mı? Siz benim ismimi bırakın da size ne oldu onu söyleyin. Az önce siyah kapşonlu biri çantamı kapıp kaçtı. Sen niye burada mal mal duruyorsun lan o zaman? Gözümden yaşlar pıt pıt. Hemen tweet atıyorum. Savcı daha başvuracağım oradan. Cimere yazacağım. Sizi cimere şikayet ettim. O çocukları. Türkler kullanmamalı sosyal medyayı. Hmm bir kapkaççı. Ne tarafa doğru gitti baya? Sağ tarafa doğru koşarak kaçtı. Çantamlara çok önemli şeyler vardı. Paran bile önemli değil. Neyin önemli olacak merak etme ablacığım ben hemen çantanı geri getireceğim. hey lan sıçan çocuk geliyor. Ay deli midir de nedir? Etme lan şu kaşara yardım etme ya. O kapkacı buralarda bir yerlerde olmalı. Araştıralım oyun başlayacağına göre de ben ekrandan kaybolayım. Bu meme mi? Erkek mi? Karı mı? Merhaba bayan. Ben bu madenini süper kahramanıyım. Şu an bir kapkacının izini sürmekte. Acaba buralarda siyah kapşonlu birini gördünüz mü? Ay kostüme bak ay şeker şey. Oo. Tam bir ay öncesi geldi aklıma böyle fırsatı nasıl kaçırdım valla kahretsin. Of. Hayatımda bir kere denk gelen bir andı. Hadi mal verdim bir rezil olduk oradan karizmayı çizdik beyler. Yoktu yanımda bir parlament. Ananı avradım yoktu ya. Günümüzün çocuklar da çok ilginç oyunlar oynuyor. Hepine sıçtım benden daha erkek duruyor. Bu bir oyun değil bayan. Etrafta bir kapkaççı var be o durdurulmalı. Tatlı şey göstereceğim ben sana tatlı şey şimdi. Tatlı suyu çıkaracağım bir kere. Niye herkes dalga geçiyor lan bizle? Yok lan bu benimkine benzemiyor. Çok büyük bu ya. Yok ben buna boy sevmem. Bu çok büyük. Güzelsin lan ama. Ü, yemin ederim çok güzel. Oo. Ya ben niye her şey karı görmüş gibi tepki veriyorum? Allah aşkına. Tatlı yani. Hoşuma gitti hayvan. Grup yapıyorlar herhalde burada. Burası Amerika değil Türkiye. Sokakta koca yılanları görenler kaçacak yeri arıyor. Ankara'nın dışına doğru gidin mi bakalım? Bunlardan daha iyi kanka bulabileceğiniz mi kendiniz? Zararsız oğlum çoğu yılan zararsız. Köpekten korkuyorsanız her yılan onun yüzde %1'i falandır belki de. Ya. Beyler Ankara'nın böyle dışı Polatlı ya Polatlı. Orada bisikletle geziniyor. Her gören köpek böyle 500 metre öteden hav hav lan çek git oradan sıçacağım ağzına diyor. Böcekler zaten şehir dışında, şehrin böyle bir hafif uzanda yaşayanlar bilir. Bu böcek görebileceğiniz her hayvandan daha tehlikeli oluyor. En ufak sinek bile. Çünkü şehir içinde sinek böyleyse normalde, şehir dışında böyle oluyorlar ve saldırıyorlar. Kara sinekler bildiğiniz size saldırıyor, ısırıyor, kanatıyor. Hepsini geçtim beyler. Bisiklet sürerken kıskanmayın ama benimkinden zaman bir yılan gördüm. Kobra gibi, benimki daha böyle... Eli alışkanlığı... O zamanlar 50 kuruşa bir dondurma vardı. Dondurma aldım oturdum parka ama parkın her tarafı da ot. Benden uzun otlar. Ben dondurmayı yalıyorum. Bir anda otların arasından upuzun bir şey çıktı. Dedim aha tam hayalimdeki. Yavaş yavaş böyle uzadı ama dümdüz gidiyor da sürüne sürüne gitmiyor. Nasıl becerdi bilmiyorum. Yılan dümdüz uzaya uzaya gitti. Tam böyle beni gördü orada bir duraksadı. Benim kaçabileceğim bir yerde yok. Bisikleti alıp kaçsam dört tarafım kapalı. Aldan unuttuğu yerde ufacık bir park yapmışlar dört tarafı kapalı. Şu kadar bir açıklık var orayı da yılan kapattı. Burada böyle yeşil sarı dur lan açayım aynısını. Bunun biraz daha böyle baba çorabı desenli olanı. Üstünde böyle yeşil yeşil şunlardan vardı. Durdu böyle şöyle bir yaptı bana ananı avradını. Dere korkmadım bu arada. Köpek olsaydı bin kat daha fazla korkardım. Çünkü köpekten kaçışınız. Yılanlar zararsız oluyor genelde. Hiç tepki vermedim. Dondurmayı yalamaya devam ettim. Bu büyük ihtimalle gay dedi bana. O yüzden gitti. Gitmeseydi sıçtıydı. O günden beri yılanları çok seviyorum ben. Bakmayın böyle gözüktüklerine oğlum. Gerçekten dünyanın en tatlı canlılarıdır lan bunlar. Ha şimdi şuradan bir yılan çıksa gelse. Sıçar mıyım? Sıçarım. O hayır. <laughs> Ben bir işkillendim. Problem yok gibi duruyor ya. Hadi hayırlısı. Şey, yok görmenin buralarda onu. Hadi git evinin önüne de oyna oyununu. Of oh, şimdi beni ciddiye alma sen. Ama yakında öğreneceksiniz. Sıçan çocuğun gücünü. Köp köpmeyin <laughs> artık. Gene gel. Allah kahretsin seni. Ortum ya. Geldik yine bizim boktan depoya. Cam hala kırık Usta buralarda siyah kapçonlu birini gördün mü? Aa evet az önce gördüm. Heh nereye doğru koştu? Yeğenim bak şu anda başımda bir dert var. O derdi çözersen nerede olduğunu söyle. Bunlar da Efes herhalde. Aha bir müşteri daha. Tabii abi söyle derdini hemen çözerim. Ben sizler için varım. Boşuna bu mahallenin süper kahramanı değil. Şu ileride kırmızılı kadın var ya. O başımın belası. Orada beni bekliyor. Ama benim de ona görünmeden oradan geçmem gerekiyor. Onu hemen oradan uzaklaştırıyorum. Eyvallah yeğenim. Bir 5 lira atarsın artık. dondurma. Git lan. Abla için yok mu senin? Ne diye burada dur? Ya. Hocamı bekliyorum. Uuuu. Mikrofon bile sana ters yaptı lan. Mutlaka buradan geçecek onun önünü kesmem lazım. Umarım düşündüğüm şekilde değildi. Ya geçmişse? Sanmıyor. Ben sanıyorum. Binemem. Ama ben hava kararına kadar burada bekleyeceğim. Hadi çocuğum sen de evine git. Evinde süper kahramancılık oyna. Eşya meşya yok mu? Şunu kafasına indireyim bir. Karım hala orada benim bekliyor? Evet ama merak etme onu oradan uzaklaştıracağım. Sıçan çocuğa güven. Sağ olasın yeğenim. Aradığın adamı da merak etme. Buralara yakın bir yerde. Ben bir dükkana girebiliyor mu? Yok. Vay anana vradını. Sersiriler, içmişler, dağıtmışlar, kildetip gitmişler. Bir de üstelik şişeyi de kırmışlar. Bunların icabına sonra bakarım karada gece 12'den sonra sokakta. Şimdi sadece cam kırığını alayım. Lan tatlı şey. Ee, tersen tersem bu kadına. Bu hareket bir süper kahramanı yakışma. Şöyle şöyle yapacaktık alt üstü bir kere ya. Şimdi bir süper. Eee, ama sen de bokunu çıkardın. Çocuksun oğlum git çocukluğunu yaşa. Önce şu garibanı yardım edeyim de karısını uzaklaştırayım. Sonra kapşonunun icabına bakar. Kadını nasıl uzaklaştıracağım? Önemli olan o. Bu kedi niye hiç gitmiyor lan? Buradan mı bir bok yiyeceğiz biz? Hımm şu çöp poşetlerini bir keseyim de çöpleri etrafa yayalım. Evralık'ı da sokağa çöp ne kadar yanlış bir şey olduğunu anlasın. Süper kahramanlar sadece sorunları çözmez. Aynı zamanda vatan ne yapması gerektiğini de söyledi. <laughs> Yemeği başladı da çöpleri. Kedi çöpten dökülenleri odaklanınca kediyi yakalayabildim. Niye yakaladım bilmiyorum. kahramanlık hislerim oydu. Merak etmeyin kedi güvenilir eller. Çok tatlı la. Yolu kedileri apayrı bir bayılıyorum ben oğlum. Abla kedi sever misin? E, uzak tut onu benden. Çok korkarım kediden. İlk bir aya başladım çok tatlı diyecek zannet. Çıllı. Yanma be abla. Kedi sana ne zarar verir? Çocukluktan gelen bir korku. Ay iyi uzak tut onu benden. Aa, olmadı şimdi abla. Baksana ne kadar da sevimli. Eee ben gidiyorum ocakta yemeğim var. Ocakta yemeğim var da adam peşine mi düştün lan? Oo. Canım başka şeyler çekiyor herhalde. Klasik kadın bahanesi. Hey usta gelebilirsin temizledim burayı. Eyvallah yeğenim. Büyük sevaba girdim. Ne demek amca ben sizler için var. 20 senedir adını duymadığım belediye başkanının sloganı. Sıçan çocuk sizler için var. Her neyse hadi ben kaçar. Kahveye gitmem lazım. Maç başlayacak. Lan bizim adam nerede? E ee, siyah kapşonlu nerede? Yani şey onun şu yandaki depoya girdiğini gördüm. Tamam abi çok sağ olun. Haydinizin kahramanlığını göstererek büyük iş yaptın. He, tabii. Eyvallah. Kapı kilitli. İçeri girmenin başka bir yolunu bulmalıyım. Oradaki camdan içeri girebilirim. Fakat cama yetişebilmem için bir şeyin üstüne çıkmalıyım. Daha uçamıyorum. Hmm, bunun yeri burada iyi değil. İttirelim bakalım. Oh, o oh, niye teyze ben çöpçü değil. Niye türbanlı geçiyor lan? Oğuz abi bak şüphelenmeye başladım sen. Aman neyse ben eşime bakayım. Bir an önce camdan <laughs> içeri gireyim. Lan oğlum bir baksaydın önce biri var mı yok mu? Bir defa bomboş. Aa, adam beni kandırdı. Sırf onu yardım edeyim diye bana yalan söyledi. Ee, <laughs> ne olacak şimdi? Kapı kilitli. Atladım cama atırım anama. Olamaz. Burada mahsur kaldım. Ha ilk süper kahramanlık maceram kötü son edebilir. Ah, imdat. Anneciğim, imdat. Ha? Lan. Ha yok bu aynısı değil ya kadar etki bıraktıysa artık kafamda adam. Ben genelde böyle bıyık bırakan 70 yaşlarında daha fazla bilgi vermeden bu adamlara kıl olurum. Böyle gelirler 20 sene kestim buraları.